Alioski Fenerbahçe'de Makedon sol bekin kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı. Şimdi detayları e, muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kula soracağız. E başkan Ali Koç şu hafta sonu açıklamasında söylemişti bir sol bek transferi e, Tabi diğer takviyelerle birlikte yapacağız diye. ilk e, isim açıklanan Alioski oldu. Nedir detaylar sana soralım Selim? Sinem Ökten teşekkürler. Fenerbahçe'nin kaldı iki transfer hedefi diyebiliriz. Bir yedek kaleci bir de forvet konusu kaldı. Sol bek transferi de tamamlandı. Alioski geçtiğimiz yıllı Suudi Arabistan Ligi'nde geçirdi. Bundan dolayı biraz gözden uzaklaşmıştı ama önceki yıl Premier Lig'de dikkat çekici oyunculardan bir tanesiydi. Sol bek performansı bir ESA ile başlamıştı ve Fenerbahçe sol beki Alioski'yi transfer etti. Şu detayı vererek başlayalım. Herhangi bir で。 kiralama ücreti vesaire yok. Oyuncuyu Fenerbahçe bedelsiz olarak kiraladı. Maaşını e, ciddi bir kısmını ödeyecek. Bu şekilde bedel, bedelsiz olarak kiraladı. Zaten oradaki maaşı oldukça yüksekti. O maaşın ciddi bir kısmını ödeyerek Fenerbahçe bu transferi tamamladı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da oyuncu ile ilgili temasları vardı. Fenerbahçe 3 gün önce bu transferi e, gerçekleştirmek için ilk adım attı. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki burada Alioski'nin temsilcileriyle Temasa geçti ve Cesus'un da bu ismi onay vermesinin ardından zaten takımından ayrılmak isteyen Makedon oyuncu Fenerbahçe ikna etti ve bugün de transferi tamamladı. Yani 2-3 günde gerçekleşen bir transfer olmuş oldu. Alioski transferi Fenerbahçe sol bekte artık Ferdi Kadıoğlu ve Alioski rotasyonunu kullanacak. Bunu ifade edelim. Tabi Alioski'den başlamışken Fenerbahçe'ye dair diğer detayları da anlatayım transferde. 9 oyuncu, 9 yabancı oyuncu ayrılacak. Yani zaten Kolkır, Meğer, Samat da... Lemos gibi oyuncular kadroda düşünülmediğini uzun zamandır söylüyoruz. Bu dört oyuncu dışında Pelkas, Tisserand, Berisha ve Novak'ta da kadroda yer almayacak önümüzdeki sezonda çok yüksek ihtimalle bunu ifade edelim. Belki oradan Novak kalırsa kalır. Yine Solbek bek alternatifi olarak ve stoperde de oynayabildiği için bir ihtimal Novak kalabilir ama Novak dışındaki saydığımız 7 isim kesin olarak ayrılacak. Bunun dışında e, Zaysa teklif olduğunu daha önceki yayınlarda da söylemiştik. Torino'nun oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiğini söyleyelim. Çok yüksek ihtimalle Zaysta kısa süre içerisinde transfer transfer olacak Fenerbahçe bonservis bedelini bu noktada istediği e, seviyeye çekmeye çalışıyor. Teklifler var, girişimler var. Dediğim gibi Torino'nun özellikle ilgisi var ama Fenerbahçe bu bonservis bedellerini yukarı çekmeye çalışıyor. da ayrılacak. 9 yabancı kesin olarak şimdi bu kısma daha fazla odaklanılacak. Bunu ifade edelim. Ee, gelecek oyuncularla ilgili de forvet konusunda e, Taremi ile ilgili Fenerbahçe'nin girişimleri oldu. farklı isimler de gündeme gelecektir. Sörlot konusunda da Fenerbahçe e, Leipzig'in Leipzig istediği yüksek rakamlara karşı bekleyişini sürdürdüğünü ifade edelim. Fenerbahçe'nin bir forvet transferini de kesin olarak yapacağını belirtelim. E, bu şekilde transfer gündemini özetledik. Çok kısa takıma dair... E, sakatlık durumlarını da anlatalım. Malum Perşembe günü Slovaçko ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi önelemesi oynayacak ve bu maçta tabi kadroya da yazılmadı. İrfan Can'ın Serdar Aziz'in sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyeceklerini ifade edelim. Bunun dışında Joao Pedro bu maça yine yetişemiyor. Bu oyuncular sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayacak. Altay'ın durumu merak ediliyor. Dizinde çarpışmaya bağlı bir ağrı vardı. Yani Biz altayın bir şekilde bu maçta kadro olmasını beklediğimizi ifade edelim. Maça başlama ihtimali başlamama ihtimaline daha oranlı daha yüksek gözüküyor. Ama tabii ki son gün, çarşamba günü yine de beklemekte fayda var. Bunun dışında Joshua King'in sakatlığı, Ferdi'nin sakatlığı. bunlarda maçta oynama ihtimalleri bulunuyor. Ağrıları geçmesi halinde fut, bu karşılaşmada forma giyebilecekler. UEFA kadrosundan Tisserant'ın çıkarılması, Lemos'un kalması ise şu anlamı taşıyor. Tisserant normalde düşünülmüyordu ama Kim aynı ayrılığından sonra iki maç için görev verildi. Tisserant takımdan ayrılacak. Lemos da aynı şekilde ama orada yine Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle 4 stoper olması adına böyle bu maçlık bir hamle yapıldı. Lemos da takımdan ayrılacak. Hani UEFA kadrosunda olması bir anlam ifade etmiyor diyelim ve Fenerbahçe gündemini bu şekilde özetlemişti etlemiş olalım